Hoş geldiniz. Şimdi bizim bugün bir test konumuz vardı, bir anket sorumuz. Evliliklerde alyans takılmalı mı, takılmamalı mı diye. Hala devam etmedi. Takılacaksa da nereye takılmalı? Nasıl nereye? Sağ mı sol mu? Hayatım. Belki evlidir, hala kendisini nişanlı olarak göstermek istiyor. Evliyken sol. Aklımız bizim onlara ermiyor. Net. Hani Zeynep evli miydiniz daha evvel? Ben taktım daha alyans. Evvel dedin ya şimdi. Evet. Daha önce evliydim. Takılıyor yani, severek de taktınız. Ben çok severek de boşanır, taktım. Boşanır boşanmaz hemen attınız mı? Attım. Boşanmadan önce attım hatta. Hayırlısı. Ya ben kullanılmasını çok da sevimli buluyorum aslında. Kesinlikle. Çünkü hayatta artık yavaş yavaş Ebru'cum netliğe doğru ihtiyacımız var. Akıllar o kadar karışık ki, iletişim o kadar yoğun ki bazı şeylerde, duygularda net olmaya ihtiyacımız var. Alyans da bunun simgelerinden biri olarak geliyor bana. O yüzden alyans kullanımı ya da benzeri şeyler, bunlar hayatta net duruşu ifade eden. Ben netim, evliyim. Erkekler peki nasıl bakıyorlar sizce bu konuya? Yani iş hayatında ya, başarılı erkekler yüzük takıyorlar mı? Çok enteresan. Geçenlerde çok büyük bir uluslararası şirket kendi içerisinde böyle bir araştırma yaptı. Aa, çok enteresan. Yani yüzük özelinde değil ama iş hayatındaki işte imajı, duruşu, kendi marka kişiliği vesaire. Orada sorulardan bir tanesi de buydu. Soruları Türkiye'de hazırlamadılar. Yurt dışındaki merkez ofis hazırlamıştı. Dünyanın derdi aynı mı? Ve iş dünyasındaki erkekler de işte kalem kullanımını, bilgisayar kullanımını engellemiyorsa yüzük kullanmaktan memnunum ifadesi kullanıyor. Ne kadar güzel. O yüzden hani iş dünyasında böyle bir araştırma daha geçen hafta yeni bir araştırma. Ama bir aması var yani. Hani bilgisayar kullanımını ve ne kullanımını? Telefon vesaire. Ne kalem kullanımını. Biliyorsun doktorlar mesela kullanmaktan çekiniyorlar. Doktorlar çok fazla sevmiyor. Ne var? Onlar ameliyatlara giriyorlar. Bir dakika. İş dünyası falan dendi de mesela benim tanıdığım arkadaşlardan bekar bir hanım arkadaşımız olabiliyor. Yüzük takıyor. Ne oldu? Evlendin mi? Hayır ama tacizler o kadar fazla oluyor ki bazen. Evet, koruma amaçlı. Kendisini koruma amaçlı olarak alyans takan arkadaşlarımız var. Var evet. Var, öyle arkadaşlarımız da var. Doğru. Bu alyans mevzu enteresan. İşte bu netlikle alakalı bir şey. Yani bilinçaltımızda artık hepimiz bu çağda kendimizi net konumlandırmakla ilgili bir sıkıntımız var. Göz açıp kapayana kadar 7000 mesaj alıyoruz biz. Bu mesaj içerisinde de yani şu anda da Murat, arkadaki sesler, görüntüler, farklı bir sonraki kelime vesaire derken bilinçaltımız, bilinçüstümüz 7000 tane mesaj varken o alyansla kendimizi korumaya almamız ya da kendi duygu dünyamızı anlatmamız kadar mantıklı ve net bir hareket gelmiyor işin açıkçası. Doktorlar neden yüzük takmazlar diye bir soru geldi hemen önceden. Doktorlar, televizyoncular. Operasyonla alakalı. Yani hastayı kontrol ederken. O zaman kebapçı, dönerci abilerimiz de takmayabilir. Mesela evet doğru. Sürekli. Doğru. Şefler de takmayabilir o zaman. Takmayabilir.